Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok beğenilen çıgan modeli, çıgan crop top örüyoruz. Ben epeydir bunu örmek istiyordum. Şimdi artık elimdeydi nedense ve beğenirim de bu modeli çok. Bedeni kısa tuttum. Sadece 5 santim ördüm koltuk altından itibaren. Şu kısım gözüksün istedim ama bunu gene şuradan itibaren aynı deseni kurarak uzun bluzlar, hatta çok güzel elbiseler örebilirsiniz. 36 beden ördüm. Örgünün avantajı her zaman vardır. 38 beden de çok rahat kullanabilir. Adım adım nasıl örüldüğünü, desenin nasıl kurulduğunu hepsini anlattım. Hadi başlayalım. Alize Diva ip kullanıyorum. Bunlar zaman içerisinde durdukça bozuluyor, çileler, yumaklar. Güzel durmuyor videoda. O yüzden bu şekilde tekrar sarıyorum. Daha muntazam görünmesi için. Şu daha açık olan yeşilin numarası 210. Şöyle bilgilerini de göstereyim. Koyu olan yeşil 273. Bu da açık gri 168. Şimdi bunları bir kenara alalım. Gri ile başlıyoruz. Önce gri, sonra açık yeşil, sonra koyu yeşil ile devam edeceğim. Ve 264 tane zincir çekiyoruz. 2 milim tığ kullanıyorum. Bu sizin elinize bağlı. Çok sık örüyorsanız bunu 3 ile de örebilirsiniz. Şöyle lastikler satılıyor. Renklisini bulursanız renklisi de olabilir. Herhangi bir lastikle, ama şu yassılar daha iyi durur gibi sanki. Şimdi 264 zincir demiştik. Ben şurada küçük bir parçada göstereceğim. Çünkü ipte nasıl duruyor görmek için bir deneme yapmıştım. Tam zincirini tam çekerek, tam görmek istedim çünkü modeli. Şu şekilde fotoğrafta görüldüğü gibi ölçerek zincir çektim. E, 102 santim kadar ölçerek zinciri çektim. Sonrasında 1-2-3. Sırayı örerken duruşu hoşuma gitti. Güzel duracağını düşündüm ve bu iplerle örmeye karar verdim. Siz tabii ki düz de örebilirsiniz. Bu yeşil katacaklarımı katmadan da örebilirsiniz. Düz renkle. Ben biraz renkli olsun istedim. Şimdi şurada nasıl yaptım buraya kadar onu göstereyim. Çektiğim zinciri düz bir şekilde döndürmeden diğer ucuyla birleştiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Burada birleştirdiğim noktada bir, iki tane atlıyorum. Üçüncü zincire. İkili trabzan. İki zincir, iki tane atlıyorum. Üçüncü zincire ikili trabzan. İki zincir. Şurada da iki tane zinciri bırakıyoruz. Sırayı bağlıyorum. Şimdi örgünün içine geçiyorum ilmek kaydırarak. 3 zincir, bir trabzan daha. Bu çektiğimiz 3 zincirde bir trabzan. Araya 2 zincir. Sonra diğer boşluğa 2 trabzan, 2 zincir. Diğer boşluğa
2 zincir sıraya bağlıyorum. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Şöyle ilmek kaydırarak ortaya geliyorum boşluğa. 3 zincir, 1 trabzan oluyor. 2 trabzan. 2 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan daha. İki zincir. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa. İki trabzan. İki zincir. İki trabzan. İki zincir. Bir boşluk atlayıp diğerine devam ediyoruz. Sırayı bağlıyorum. Gene ilmek kaydırarak boşluğa geliyorum. 3 zincir. 2. trabzan. 2 zincir. 2 trabzan. 2 zincir. Diğer desenin ortasına 5 trabzan. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sonrasında 5 tane trabzan. 2 zincir. 5 trabzan. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Şimdi 5. sıradayız. Sırayı aynı şekilde bağladım ve başladım. Bir zincir çekiyoruz şimdi araya. Bu 5 trabzanın her birine bir trabzan, bir zincir, bir zincir, bir zincir, altıncı sıraya başlıyoruz. Bir, iki, üç zincir. Şuraya batıyoruz. Boşluğa. Bir, iki, üç zincir. Yanındaki boşluğa. Üç zincir.
3 zincirli diğer desene geçiyoruz. Üç zincir boşluğu. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Yedinci sırayı örüyoruz. Sıranın başını gene aynı şekilde başlıyorum. 2 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan daha. Aynı boşluğa ördüğümüz 2 2 2. 6 tane trabzan, aralarda 2 zincir. 3 zincir. İki zincir, tekrar üçüncü kere iki trabzan aynı boşluğun içine. Üç zincir, ilk boşluğa üç kere iki trabzan batıyoruz. Buralarda yaptığımız gibi. Sırayı bitirirken rengi değiştiriyoruz. Yine ilmek kaydırıyorum. Ortaya geliyorum. Üç zincir. Aynı boşluğa. İki zincir. İki trabzan. Araya iki zincir. Diğer boşluğa geçiyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Üç zincir. Boşluğun içine 3 zincir, diğer boşluğa 3 zincir, buraya ve buraya. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Araya 2 zincir, diğer boşluğa
3 zincir. Evet, örgümüzün rengi değişti. Aynı örgüyü şimdi açık renkli ördüm. Divanın 450 renk numarası. Bu bluzu kızım giyeceği için tabii onun zevkine göre örmek istedim. Şu rengi koymuştum hemen arkasından ama birbirini kapattı. Yani aydınlık bir görüntü olmadı. O yüzden bu yeşili eliyorum. Biraz daha açığını kullanıyorum. Gene alize diva. Bunu da kaldırıyorum. Çünkü aynısını burada ördüm ve aynı sıradayız şu anda. Daha açık yeşil ve gene koyu yeşili kullanıyorum hemen arkasından. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yeşil iplikle ikinci sıradayız. Hemen üst sıraya aynı şekilde çıktım. Araya 3 zincir. Şu arada 2 zincirle boşluğa gene 2 trabzan. 2 zincir. 2 trabzan. Araya gene 3 zincir. Şimdi bu boşluğa. Şurada 2 boşluk vardı. Bir buna, bir aradaki 2 zincirlik boşluğa, bir buraya. Gene 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Üç zincir. Şuradaki desenin tam ortasına. Zaten bir tane kalmıştı. Tam ortasına batıyoruz. Üç zincir. Gene bir buraya, bir buraya, bir tane de buraya. İki trabzan. İki zincir, iki trabzan. Üç zincir boşluğa, iki zincir, iki trabzan. Üç zincir ortaya. Onuncu sırayı örüyoruz. Bir üst sıraya çıktım. Aynı şekilde baştan beri aynı şekilde sıraya başlıyoruz. Araya iki zincir doluyorum. Şimdi burada, burada, burada üç tane desen var. Ortadakine 7 trabzan yapıyoruz. Yedi trabzan. Araya gene iki zincir. Diğer desene iki trabzan. İki zincir, iki trabzan. Şimdi hemen şuradaki boşluğa geçiyoruz. Buradaki desen tamamlandı.
Gene 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan buradaki gibi. 2 zincir, 7 trabzan, 2 zincir gene buraya. Burada ördüğümüz gibi tekrarlarla devam ediyoruz. 11. sırada yine aynı şekilde çıktım. Araya bir zincir, 7 trabzanın üzerine bir trabzan, araya bir zincir. Bir zincir, yanındaki desene 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi şuradaki deseni örüyoruz. Gene şurada deseni birleştirmiştik. Şu alttaki deseni. Oraya 2 zincir çekiyoruz ve diğer desene geçiyoruz. Bir zincir, 1 zincir, 2 zincir. Şimdi şu tarafa geçmek için şu araya gene 2 zincir ve aynı deseni tekrarlayarak sırayı bitiriyoruz. 12. sıraya başlıyoruz. 3 zincir. Şu araya, trabzanların arasına 3 zincir. Her araya 3 zincir. Üç zincir boşluğa, şimdi şuradaki desene geçerken bir zincir, üç zincir, aralara üçer zincir. Sıra bu şekilde devam ediyor. 13. sıraya geçtik. 3 zincir, 3 zincir, 3 zincir.
Gene 3 zincir. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. 14. sıraya gene şuradan başladık. 3 zincir, 3'er zincir ve 3 zincirle şu iki desenin ortasına geldik. Şimdi bu araya 2 zincir, boşluğa 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. 2 zincir. Şimdi buradaki gibi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi buradayız. Yani 3 zincir çekiyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. 15. sıra başlangıç yeri. Gene 3'er zincirle deseni bitiriyoruz. 2 desen arasındaki şu örgünün içine 1, 2 zincir doluyoruz. Şuradaki boşluğa gene 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. İki zincir. Sıra bu şekilde devam ediyor. 16. sırada şu açık yeşili eklediğimiz gibi koyu yeşili de aynı şekilde ekliyoruz. 3 zincir, 3 zincir, 3 zincir olarak devam ediyoruz. Şimdi 2 desen arasındaki şu örgüyü örüyoruz. Araya şurada ortadaki desenin içine 7 trabzan örüyoruz. 2 zincir, 7 trabzan. İki zincir ve devam ediyoruz. 17. sıraya başlıyorum. İlk deseni ördükten sonra 1, 2, 3 zincir şuraya bir sık iğne, 3 zincir, 1 zincir, 7 trabzanı örüyoruz. Araya 1 zincir. Üç tane zincir çekiyoruz. Ortaya sık iğne. On sekizinci sıraya geldik. Gene aynı başlangıcı yapıyoruz.
Bu deseni artık örgü örmeden karşısına geçiyoruz. Bir, iki, üç zincir trabzanların aralarına. Üç zincir. On dokuzuncu sıraya başlıyoruz. Şimdi burada desen birleşmişti. Oraya iki zincir çekiyoruz. Gene bu desenin arasını açmaya başlıyoruz. Üç zincir. Üç zincir. Şuraya gene iki zincir. Aralara iki zincir. Yirminci sıraya başlıyoruz. Şu araya iki zincir çekmiştik. Başlangıç desenden sonra iki zincir, boşluğa bir trabzan, iki zincir, bir trabzan, iki zincir, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Desen ilerledikçe ilmek sayısı artıyor tabii ki. Artışlar da bu şekilde devam ediyor. Bu tarafta 3 zincir. Şuraya iki zincir, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan, iki zincir, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Sıra bu şekilde devam ediyor.
21. sıraya başlıyoruz. 2 zincir. Şuraya 2 trabzan. 2 zincir. 2 trabzan. 2 zincir. 2 trabzan. 2 zincir ve 2 trabzan. Üç zincir ve devam ediyoruz. Üç zincirle şuradaki deseni tamamlıyoruz. Şurayı tekrar örüyoruz ve bu şekilde sıra devam ediyor. 22. sıraya başladım ve koyu yeşille öreceğim son sıra. Bundan sonra beyaz renkle bir sıra daha örüp bitiriyoruz örgüyü. Araya 3 zincir. 2 trabzan. 2 zincir. 2 trabzan. Araya gene 3 zincir. İki trabzan. 2 zincir. 3 zincir. Üç zincir, üç zincir. Sıra bu şekilde devam ediyor. 22 sıra ördük. Şimdi 23. ve son sırayı örüyoruz. Önce ipliği değiştireceğiz. Sırayı bağladıktan sonra şöyle ilmek kaydırıyoruz ama şöyle rengini değiştirerek alıyorum ve ortaya kaydırıyorum. Üç tane trabzan, bir zincir. 3 trabzan. Üç trabzan, bir zincir, 3 trabzan. 1 2 3 zincir. Şimdi şu ortadaki desenin içine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Üç zincir. Şuradaki gibi 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Dört zincir çekiyoruz şimdi. Şu desenin ortasına sık iğne. 4 zincir, gene 3 trabzan, 1 zincir,
3 trabzan. Sıra bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde bitmiş oldu üst kısım. Başlarken 1 metre 2 santim kadardı ölçü. Bunu da hemen hemen o kadar ördüm. Şöyle tutalım düz olarak. Tam 51 santim. Veya yani çevresi 102 santim. Lastik, şöyle bir lastik kullandım. Bunu iki ucunu birbirine diktim. Lastiği biraz kısa tuttum. Tam ölçüsünde değil. Şöyle 5 santim kadar eksik aldım. Ki omuzlarda biraz hafif bir gerginlik olsun, daha iyi otursun istedim. Şimdi bu lastiği buraya şu koyu yeşil iple örgünün içine oturtuyoruz. Şu şekilde. Şuradan herhangi bir yerden ipi bağlıyoruz. İp içinde kalacak şekilde sık iğne örüyorum. Her bir kafese 4 tane sık iğne öreceğim. Sonra diğer kafese bu şekilde lastiği örgünün içinde gizleyerek sırayı bitireceğim. Eksik kalabilir ya da fazla kalabilir. Bu örgü devam ederken içine yerleştire yerleştire yaparsanız lastik ve örgü tam denk gelir. Şöyle örgünü açarak içine lastik tam yerleşsin. Bu şekilde gerdirerek örgüyü bitiriyoruz. Biterken hem lastiğin uzunluğu hem aradaki şu ilmek sayıları birbirine tam denk geldi. Hiç çekiştirmeden sırayı bitiriyorum. Şuraya bir bağlama ilmeği yapıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi beden kısmını örerek örgümüzü tamamlıyoruz. Örgüyü bu şekilde katlıyoruz. Her iki taraftan ben 11 santim bıraktım. 10, 11, 12 santim ölçünüze bağlı. Şöyle göstereyim. Tam 11 santim. Her iki taraftan da aynı şekilde nasıl örüyoruz, o da önemli, yönü de önemli çünkü. Şöyle açıyoruz, bir tarafını ördüm, şimdi aynısını buraya da örüyoruz. Örgünün şöyle düşmesi gerekiyor. Aynı şekilde burada öreceğimiz örgünün de bu tarafa doğru düşmesi gerekiyor. Şurası önemli. O yüzden bu şekilde örgüyü önümüze alıp şuradan başlayıp gide gele örüyoruz. Bittikten sonra burası gibi aşağı doğru dönmesi gerekiyor. Şöyle ipi bir sıkılaştırıyoruz, bir ilmek. İşaret iğnesinin hemen altındaki şu trabzanın dibine şöyle yapıyorum. Şuraya ipi bağlıyorum. İğne ile aynı hizada. Şimdi bu
iğneden şuradaki işaret iğnesine kadar 90 ilmek çalışıyorum. Aynı ilmeğe tekrar batıp bir sık iğne. Bu sırayı sık iğne ile tamamlayacağız. Böyle sık sık batarak 90 ilmek çıkartacağız. Sık iğne ile 91 ilmek çıkarttıktan sonra örgüye devam ederken video çekmemiş. O yüzden hemen anlatayım. Basit bir örgü zaten. Sık iğnelerden sonra yani ben 91 ilmek yaptım. Çünkü ölçüye göre yapıyorum. 33 santim olması gerekiyor her ikisinin de. Tamamen trabzan. Üzerine de bir tane ilmek atlayarak araya bir tane zincir çekerek kutucuklar yaptım. Bu da delikli olması için, hava alması için. Yoksa her çeşit örgüyle yapabilirsiniz burayı. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi kutucukları yapalım. Doluyorum. Başta 2 tane trabzan yapıyorum. Yan yana. Yalnız bu 3 kere çıkacağız. Üçlü trabzan. 1, 2, 3. Yalnız bir kere doluyoruz. İki kere dolarsak 3 kere çıkıyoruz diye çok kalın bir örgü olur. O yüzden mümkün olduğu kadar ince örgü yapmak zorundayız. Çünkü bunu sıcak mevsimde kullanacağız. Şimdi araya bir zincir, bir tane atlıyorum. Diğerine 1, 2, 3 kere de. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Diğerine 1, 2, 3. Bir zincir, bir kere doluyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine 1, 2, 3. Bu şekilde devam ediyorum. Son kutucuğu örüyorum. Sonrasında hemen son trabzanın üzerine yan yana iki tane trabzan. Araya zincir çekmeden şu kenarlara daha dolgun olması için şu kenarların. O yüzden yan yana iki trabzan ördüm başlarken ve biterken. Şimdi gene son sırayı örüyoruz. 4 zincir yanındakine. Boşluğa trabzan. Boşluğa trabzan. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Şöyle iki parçayı eşit uzunlukta ve genişlikte ördükten sonra hemen bir ölçü vereyim. 12 santim yüksekliği. Şöyle gererek ölçelim. 33-34 santim olmuş genişliği. Şimdi 34-34-68 santim olur. Şimdi arada şu mesafeyi de kapatacağız. Burası koltuk altı. Bu şekilde. Şu kısım beden oluyor. Buraya koltuk altı veriyoruz. Burayı da doldurup ufak bir örgü daha yapıyoruz. Göğüs altına kadar.
orada bitiriyorum. Ama siz bunu daha uzun elbise olarak da, bluz olarak da devam edebilirsiniz. Ben göğüs altında bitirmek istiyorum. Sadece şu kısım gözüksün istiyorum giyildiği zaman. Burası sadece korumak için. Yani sütyenle de giyebilirsiniz. Sütyensiz de giyebilirsiniz. Bayağı kapatıcı bir örgü oldu çünkü. Şimdi örgünün bitiminden itibaren şuraya ekleyeceğiz çektiğimiz zinciri ve koltuk altını öreceğiz. 14 santim kadar zincir yeterli sanırım. 42 zincir, 14 santim. Zincir sayısına takılmayın. Önemli olan santimler, ölçüler. Bu bende 42 olur, sizde 45 olur. O önemli değil. İpe ve ele göre çok değişir çünkü. Hemen karşısına gelen ilk trabzana bağladım. Şöyle bir koltuk altı oluşturduk. Şurası. Şimdi buraya ipliği takıyorum. Sağa bir kere doluyorum. İlk trabzana. Bir, iki, üç, dört. 41, 42. Hemen karşıya, karşı parçanın ilk trabzanına bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Örmeye devam ediyoruz artık. Zincirleri çektik, koltuk altını oluşturduk. Şimdi bunların hem buradan hem gene örgünün üzerinden örerek devam ediyoruz. Aynen trabzanların üzerine üç kere de çıkıyoruz. Aynı örgüyü devam ettiriyoruz. Varsa ipliğimiz, onları da içinden yürütüyoruz. Zincir kısmına geçiyoruz şimdi. Aynen devam ediyoruz. Her zincire bir üçlü trabzan. Bir kere doluyoruz. Zincir çekerek ördüğümüz koltuk altı kısmı. 5 santim ördüm. Bu yeterli oldu. Çünkü giyildiği zaman sadece şu kısmın gözükmesini istiyorum. Daha uzun isterseniz bluz yapabilirsiniz, elbise yapabilirsiniz. Buradaki deseni tekrar şuradan itibaren, koltuk altından itibaren kurarak çok güzel elbiseler örebilirsiniz. Bu 36 beden. Şu şeyi de hemen göstereyim. Koltuk altı çevresi 47 santim. 36 beden demiştim ama örgü olduğu için, açılma payı olduğu için 36 ve 38 beden çok rahat kullanabilir. Umarım beğendiğiniz videolardan biri daha olmuştur. Ben çok severek ördüm. Umarım siz de seversiniz. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.